Değerli veliler, hepinize Onur Koleji'nden merhabalar. Bu videoda sizlere çalışan annelerin yaşadığı kaygılardan bahsetmek istiyorum. Günümüzün hayat şartları ve gelişen bir dünya ile anneler yoğun bir iş temposu ile çalışma hayatında yer alırlar. Çalışan annelerin kafalarında onların zihnini meşgul eden birkaç önemli soru vardır. Acaba çocuklarımla yeterince ilgilenebiliyor muyum? Çocuklarımı ihmal ediyor muyum? Çalışmasam daha mı iyi olur? Hem çalışıp hem de çocuklarımla nasıl ilgilenebilirim? Bütün bu sorulara anneler kendilerince cevap vermekte ve asıl doğru olan cevabı bulma konusunda bazen tereddüte düşmektedirler. Kimi zaman anneler çocukları için mesleki hayatlarını sonlandırmakta, kimi zaman da kendilerinin sonradan memnun kalmayacağı kararlar vermektedirler. Çalışan annelerin bazıları ise çocukları için yapabilecekleri her şeyi yapmalarına rağmen acaba daha başka neler yapmalıyım gibi soruları kendilerine yöneltmektedirler. Eğer çalışmak maddi ya da manevi olarak anneyi olumlu etkiliyorsa çocuğa yansımaları da mutlaka olumlu olacaktır. Önemli olan annenin bireysel yaşamı ve gelişimiyle annelik rolü arasındaki dengeyi kurmasıdır. Doyumlu bir anne-çocuk ilişkisinde birlikte geçirilen zaman her iki taraf için de mutluluk vericidir. Dolayısıyla annenin de çocukla zaman geçirmeye ihtiyacı vardır. Ebeveyn ve çocuk ilişkisinin anne babalar için en olgunlaştırıcı yaşam deneyimlerinden biri olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle kaliteli zaman geçirme, anneye verilen bir görev gibi algılanmamalıdır. Çocukla zaman geçirmek saat tutularak görev gibi yapılacak bir iş olmamalıdır. Önemli olan her iki taraf içinde birbirinin varlığını ve yakınlığını hissettiği, bu yakınlıktan zevk aldığı, ortak bir ilgi ve duyguyu paylaştığı zamanların yakalanmasıdır. Paylaşılan bu zamanlar sayesinde hem anne hem de çocuk duygusal doyum yaşar. Diğerinin varlığını tekrar hisseder ve içselleştirdikleri bu yaşantılar sayesinde sonraki ayrılıklara dayanma gücü kazanırlar. Kaliteli zamandan anladığımız yalnızca oyun oynamak olmamalıdır. O anda ilişkide yaşanan paylaşım ve haz alma duygusu zaten yeterince önemlidir. Bu duyguyu çocuğunuzla birbirinizi gıdıklayarak, bir şeyler okuyarak, gülerek, şarkı söyleyerek, bir iş ya da spor yaparak yakalayabilirsiniz. Yakınlık ve birliktelik duygusunun hakim olduğu ortamda birlikte bir şeyler yapma, paylaşma, izleme, konuşma, öğrenme ve eğlenme hali bağınızı güçlendirecektir. Ne yazık ki toplumumuzda çalışan annelerin çoğu evde de çalışmaya devam etmektedir. Annelerin kendilerine ve çocuklarına zaman ayırabilmek için ev işleriyle ilgili düzenlemeler yapılması, en azından çocuk küçükken ev işinin ikinci plana bırakılması ve babalarla paylaşılması iyi olur. Çünkü gündüz çalışan, akşam ev işi yapan ve çocukla da görev gereği ilgilenen annelerde tükenmişlik belirtilerine, depresyon gibi sorunlara sık rastlanabilmektedir. Bu durumda ister istemez çocuğu olumsuz yönde etkileyecektir. Genelde çalışan anneler hafta sonu zamanlarını ev işleri yaparak geçirirler. Lütfen hafta sonunuzun sadece ev işleri yaparak geçmesine izin vermeyin. Eminim ki sizler de çocuklarınızla doya doya vakit geçirmek istersiniz. Çocuğunuzla sinema, tiyatro, maç, konser ve gösteri gibi etkinliklere katılmak için zaman yaratın. Yakındaki çocuk parkında bile birlikte zaman geçirebilirsiniz. Arkadaşlarının anneleriyle plan yapıp onları bir araya getirebilirsiniz. Kesinlikle iş yapmanız gerekiyorsa onu yakınınızda tutarak tatlı tatlı sohbet etmeyi sürdürebilirsiniz. Ayrıca çalışma halinizi çocuğunuza izah etmeniz her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Küçük çocuklar zaten bu açıklamaları anlamayacaklardır. Daha sonra annenin açıklamaya eşlik eden duygusal tonuna odaklanacaklardır. Anne açıklamalarını suçluluk duygusuyla yaptığında çocuğun annenin çalışmasını kendisine yapılan bir haksızlık gibi algılama ihtimali oldukça yüksektir. Bu da çocuğun annesinin çalışmasına, olumsuz duygular taşımasına ve kızgınlık duymasına neden olabilir. Unutmayın, çocuğun annenin neden çalıştığını bilmeye değil, sadece geri döneceğini bilmeye gereksinimi vardır. Çocuklarınızla beraber keyifli ve kaliteli zaman geçirmenizi temenni ederek videomu burada sonlandırıyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.